Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir 10-15 günden beri video çekmiyordum. Normalde çektiğim uzun zamandan beri hep saç modellerini, saç kesimlerini anlatarak çekiyordum sizlere. Ama artık şöyle bir baktım videolarıma, kontrol ettim. Hiç böyle sohbet tarzına dönmemişiz biz uzun zamandan beri. Artık biraz sohbet modeline dönelim. Biraz böyle saçlarla ilgili size bilgiler vereyim. Bugünkü videomda size kuru saçlar için yapılması gerekenleri anlatacağım. Yani kuru saç tipiniz varsa eğer, onlar için yapmanız ve yapmamanız gerekenleri anlatacağım bu sefer. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma abone olursanız, beni takip ederseniz, ayrıyetten like atıp yorum yaparsanız burada da tartışabiliriz. Sormak istedikleriniz varsa oradan da sorabilirsiniz bana. Orada konuşabiliriz sizlerle. Ayrıyetten sormak istedikleriniz varsa benim Instagram adresim halim.altankingav ve iş adresim de salonhalimkingavofficial. Oradan da bana yazabilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. TikTok kullananlarınız varsa eğer, ben TikTok'ta da canlı yayın çekiyorum. Oraya da gelebilirsiniz. Daha fazla uzatmadan lafı, videonun başında da söylediğim gibi kuru saçlar için yapılması gerekenler neler? Biraz daha yağlı modele getirebilmemiz için neler yapmamız lazım? Evet, ilk önce gençler, kuru saç tipiniz varsa, saçlarınız çok kuruysa, şekil almıyorsa, modele girmiyorsa, bu saçınıza tam olarak bakamadığınızla alakalı. Bunun için ilk ve önce yapmamanız gereken şey, 1. Saçlarınızı her gün yıkamayın. Ayrıyetten saçlarınızı yıkadığınız zaman da sıcak suyla saçlarınızı yıkamayın. Normal ılık su olsun, yani soğukla sıcağın arasında bir su derecesinde saçlarınızı yıkarsanız saçlarınız kuru kalmaz. Biraz daha yağlanır. Her gün saç yıkamanız zaten saçlarınız yağlı oluyor. Pardon, kuru oluyor. Her gün saç yıkarsanız saçınızı besleyen, saç diplerindeki pigmentleri besleyen yağ dengelerini siz sürekli alıyorsunuz o saçtan ve saçlarınız hala kuru kalmaya devam eder. Şimdi gençler, dediğim gibi her gün sıcak suyla yıkamak ve her gün yıkamak kesinlikle yok. 2 günde bir yıkayın. Normal bir gün suyla yıkayabilirsiniz ama sadece suyla durulama amaçlı. Bir diğerinde de sadece ve sadece saçlarınıza sülfatsız şampuan kullanmanızı öneririm. Yani içinde sülfat ve tuz olmaması önemli. Eğer ki kuru saçlarınız varsa. Diğerleri gibi işte Head & Shoulders, Clear, işte Blendax veya VSVS diğer şampuanlar sizin onların içinde aşırı tuz ve sülfat oranı olduğu için saçlarınızın kuru kalmasına sebep olur ve bu ileride saçlarınızın dökülmesine neden olabilir. O yüzden şampuan seçiminizi çok dikkatli yapın. Şampuan seçerken sülfatsız ve tuzsuz şampuan kullanmanızı öneriyorum. Ayrıyetten diğer bir hususta beslenmeniz. Bizim vücudumuza aldığımız yiyecekler bizim saçlarımıza da gidiyor. Onlardaki ekstra yiyecekler, mesela normalde kuru saç tiplerine uygun olan insanların normalde yemesi gereken yemekler, omega 3 tarzında yemekler yemeniz sizin için daha faydalı olur, saçınızı besler. Yağ asitleri, asitlerin az olduğu omega 3, bunlara bakın, işte sallıyorum size, balık yağı omega 3 içinde var ya, o saçlarınızın köklerini, diplerini besler ve bu sizin saç diplerinize yağ olarak geri döner. Saçınız kuru kalmaktan kurtulur. Ayrıyetten arkadaşlar, dediğim gibi şampuan kullanımınızı sülfatsız yapın. Zaten pek fazla bir şey yok aslına bakarsanız kuru saçlar için. Sadece ben sizin yapmanız gerekenleri anlatıyorum size ufak da olsa. Sülfatsız şampuan kullanacaksınız. Beslenmenizi omega 3 yağlarıyla, omega 3 ile dengelerseniz saçlarınıza tekrar yağ olarak geri döner. Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamayacaksınız ve her gün yıkamayacaksınız. Ayrıyetten saçlarınızı sülfatsız şampuanla yıkadıktan sonra en önemli şey saç kremi kullanmanız. Bakın, bu
çok önemli bir nokta. Bunu kesinlikle atlamayın. Nemlendirici özelliği olan saç kremleri kullanırsanız saçınızın tekrar yağlanmasına sebebiyet verirsiniz. Tekrar yağlı bir görünüm kavuşmasına, saçlarınızın daha çok şekil almasına, kuruluktan bir nebze de olsa kurtulmasına yardımcı olursunuz. Yani sülfatsız şampuanla yıkadıktan sonra saçlarınızı güzelce bir kuruladıktan sonra sulu saça yapmadan tekrar bir saç kremi alarak nemlendirici saç kremi kullanırsanız saçlarınız tekrar geri döner. Ayrıca arkadaşlar bir diğer yapmamanız gereken şey de saç şekillendirici, saç maşası ve fön. Bu üçü çok sıcak olarak saçlarınıza vurmamanızı tavsiye ederim. Fönü en sıcakta çekip de saçlarınızı yakmayın. Zaten saçlarınız kuru, saçlarınızın dökülmesine sebebiyet verirsiniz. Saç şekillendirici ve saç maşaları da sürekli yaktığınız için o da saçlarınıza büyük zarar verir. Onları da yapmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunlar saçınızın hem kuru kalmasına sebebiyet verir hem de saçlarınızın dökülmesine, incelip kırılmasına sebebiyet verir. Ayrıyeten yağlı wax kullanmayın saçlarınıza. Daha çok purple wax tarzı veya krem wax kullanabilirsiniz saçlarınıza. Onlar, bu benim size anlattığım şeyleri yaptıktan sonra, bunları denedikten sonra saçlarınız zaten o kuru halinden kurtulmaya başlayacak yavaş yavaş. Zaten kuru saçlarla ilgili pek fazla bir bilgi yok. Bunlar ana ve temel yapmanız gereken şeyler. Bunları yaparsanız başarıyla sonuçları zaman içerisinde sonuçlarını elde etmeye başlarsınız arkadaşlar. Fazla da muhabbeti uzatmayacağım. Zaten çok uzun bir şey de yok. Beni çok özlediniz diye öyle bir video çekeyim dedim. Şimdi bundan sonraki videomda yağlı saçlar için yapılması gerekenler ne? Onları anlatacağım. Onu da birkaç gün içerisinde tekrar çeker atarım. Ondan sonra bana yorumlarda benim çekmemi istediğiniz bunlarla ilgili sorularınız varsa onlarla ilgili de sorup ben size video halinde bunları çekip buraya atarım ve sizler de bilgilenirsiniz. Arkadaşlar, beslenmenize dikkat. Omega 3 yağları kullanmaya dikkat edin. Ayrıyetten sıcak sudan uzak durun. Saç şekillendirici fönleri sıcak suda sıcak olarak yapmayın. Saçlarınızı yakarsınız. Ayrıyetten bunlara ek olarak, bonus olarak bir şey söyleyeceğim. Saçlarınıza yağ da kullanabilirsiniz. Aktarlarda satılan Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve aloe vera yağı. Bunlardan alıp, sadece herhangi birinden alıp çok fazla saçlarınıza dökmeden 2-3 damla saçlarınıza döküp friksiyon yaparak böyle saçlarınıza yedire yedire diplerine saçlarınızdan kuruluğundan tekrar kurtulabilirsiniz. Eski parlak canlı hallerine ve şekil alabilecek dönemlerine tekrar geri dönebilirsiniz. Bu bilgiler inşallah size faydalı gelir. İnşallah yaparsınız. Ve unutmayın, sülfatsız şampuan kullanacaksınız. Tuz yok, sülfat yok. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Şimdilik Allah'a emanet olun. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan canlı olarak da takip edebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.